Şimdi ben e, yeni ve yeniden taf bir merhaba demek istiyorum değerli kardeşlerime. Evet biz yıllardır mesnevi dersi yapıyoruz e, her hafta aksatmadan yapmaya çalışıyoruz e, ve ilerledikçe yol, yolumuz Mesnevi'de yeni bahislere geçtikçe hayranlığımız da daha ziyade artıyor. Arkadaşların yani bu uzun yolculuğu beraber yürüdüğümüz en baştan beri birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimiz var. Bize yolda katılan kardeşlerimiz var. Arkadan koşa koşa yetişen eski dersleri de dinleyen arkadaşlarımız var. Mesnevi Nuriye'nin manası, Mesnevi Nuriye'nin ...libası... ...şerifi... ...bütün bunlar böyle Cenab-ı bizi... ...onlara mazhar olsun diye dua ettiğimiz... ...şeyler... ...bu ders de ona vesile olsun... ...bu ders beni çok memnun ediyor, mutlu ediyor... ...bizim o geniş zamanlara yayarak... ...anlamaya çalıştığımız şeyi... ...daha kısa bir programda... ...kompakt bir programda... ...hem de çok sesli... ...çok hocaların katılımıyla... ...gerçekleştireceğimiz bir şey olacak... ...inşallah otağla arkadaşlar için... ...bir yolculuk olacak... Ben sözü uzatmadan e, başlamak istiyorum. Bu sefer ben kendi sunumumu değil de ...Respekt'in sunumunu kullandım. Ee, i̇nşallah o teala o da e, ayrıca hayra vesile olsun. Güzel bir sunum olmuştur i̇nşallah teala. Şimdi Mesnevi Nuriye'nin... ben e, ...dersleri yaparken ilk derste Messemi Nuriye'nin anlamı... ...bu çevirinin bizim için ifade ettiği mana üzerine bir ders yapmıştım. Melike Hocam onları sizinle paylaştı o dersi. E, mukaddime bölümü. Çok önemli bir bölüm Messemi Nuryen'in mukaddime bölümü. Bunu tekrar etmek istemiyorum. Yani orada konuştuklarımı burada tekrar etmek istemiyorum. Onları zaten orada dinlersiniz... Bugün başka bir şeyden söz etmek istiyorum size yeni cümleler kurmak istiyorum burada. Orada e, Hoca Efendi'nin e, mesnevi e, ön sözü mesneviye takdim Arapça mesneviye takdim yazısına dair bir atıf vardı ama bu sunumda onun biraz daha derinliği söz konusu o e, başlangıcı yaparken ben üstadımızın kardeşi Abdülmecit Nursi üzerinde, onun hayatı üzerinde uzunca durmuştum. Onları o kronolojik düzlemi daha çok, tarihsel düzlemi daha çok oraya havale ediyorum. Bugün daha çok anlamsal derinlik üzerinden yolculuk etmek istiyorum. Müsaade ederseniz değerli dostlar, mukaddime. Şimdi e, ee, şöyle kronolojik düzlemde Mesnevi Nuriye'nin şöyle bir e, manası var. Önce Arapça olarak kaleme getiriliyor Mesnevi Nuriye ve Arapça olarak da neşrediliyor. Ve Arapça olarak neşredilirken aslında Risale Risale neşrediliyor. Yani ne oluyor? Lemalar yazılıyor, basılıyor, matbaalarda basılıyor, reşalar yazılıyor, basılıyor, lasiye lemalar, katreler, hubab, habbe zühre basılıyor bunlar matbaalarda sonra e, bu basım süreci e, yazım ve basım süreci 1920 ile 27 arasında oluyor yani 1920 ile 23'ün arasında büyük ölçüde yayınlanmış basılmış oluyor ama 27'ye kadar uzanan bir süreci var sonra 1946'ya gelindiğinde toplu olarak teksir edildiğini Ahmet Nazif Çelebi hattıyla teksir edildiğini görüyoruz Sonra da Abdülmecit Nursi tarafından ona Allah rahmet etsin çevrildiğine şahitlik ediyoruz. Bu çevrinin şöyle bir özelliği de var. Abdülmecit Nursi bu çeviriye bir itizar yazıyor. Bu çeviri Risale-i Nur külliyatının içerisine giriyor. Yani külliyatın bir parçası oluyor Abdülmecit Nursi'nin çevirisi. Ama böyle öyle bir çeviri ki onun dilini üstadın dilinden ayıramadığınız bir çeviri yapıyor aslında Abdülmecit Nursi. Abdülmecit Nursi e, bu e, ön sözü itizar yani özür dileme üzerine kuruyor. Bu bana çok etkileyici geliyor. Ve kendi imzasını atarken üstadın neseben kardeşi olmanın yanında 15 yıllık talebe oluşunun vurgusunu yapıyor. Ama biz şunu anlıyoruz aslında bu yazdığı itizardan, özür metninden şunu anlıyoruz. O sadece üstada ilim talebesi olmamış, hal talebesi olmuş bunu, bunu anlıyoruz. Üstaddan edep öğrenmiş, tevazı öğrenmiş, mahfiyet öğrenmiş, hacalet öğrenmiş, e, i̇lmin tevazuunu bir libas gibi üzerine giymiş Abdülmecit Nursi hayran olmamak mümkün değil yani sadece şu itizar aslında onun Risale-i Nur hakikatlerini ne kadar çok sindirdiğini ne kadar çok içselleştiğini göstermek için kifayet ediyor ve e, bu itizar da yani bu özür metninde düşünün ortaya bir Kemal eseri koyuyorsunuz ki Arapçası muhteşem yani bunu Dönemin e, dönemin Diyanet İşleri Başkanı bile tescil ediyor, takdir ediyor, e, övüyor. Öyle bir muhteşem Arapçası olmasına rağmen bir kemalat eseri ortaya koyuyor, bir çeviri yapıyor. Ben yıllarca yayıncılık yaptım. Yani i̇nsanlar ortaya bir kemalat eseri koyduklarında yani te, tevazudan daha çok e, başka kavramlara yakın dururlar. Oysa... Ne yapıyor? İşte bir kemalat eseri ortaya koyuyor ve bunu özür olarak sizin üzerinize yani bir kusur işlemiş gibi önünüze koyuyor. Ve diyor ki Risale-i Nur külliyatından el mesnevi yul arabi ile muayyen büyük üstadın, mu özür diliyorum, e, Mu'anven isimlendirilen kitabın adı Mesnevi-ül-Arabi, mesnevi yul e, arabi. Mesnevi arabi ismiyle büyük üstadın Cihan Baha, Pek kıymettar şu eserini de Allah'ın aln ve inayetiyle Arabiden Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yani yaptığı şu sevgili Abdülmecit Nursi abimizin onu bir kitaba alıyor ve bunu çeviriyor ama bu çeviriyi kendi üzerine almıyor. Bir yönüyle üstadın himmetine veriyor. Bir yönüyle de Elbette ki meselenin asıl faili olan Cenab-ı Hakk'ın avniyine ve inayetine, Cenab-ı Hakk'ın yardımına veriyor. Ve kendi adına da buna Allah onu vesile kıldığı için buna da şükrediyor, kendini bahtiyar addediyor. Ki böyle bir eylemin içerisinde Allah onu istihdam etti diye. Ama kendi kusuratını ortaya koyuyor ve diyor ki aslındaki ulviyet, kuvvet ve tercüme tercümede muhafaza edemedim. Dolayısıyla bizi aslında elimizdeki çeviri ki bu çeviriye Abdülmecit Nursi abi çeviriden daha ziyade meal diyor. Bu tanımlama da bence önemli. Kendisi buna bir çevir değil meal yani anlamı vermeye çalışma çabası olduğunu vurguluyor. Ve aslının yani Arapça aslının ulviyet, kuvvet ve cezareti yani o dilin akışkanlığı, dilin muhteşemli üstadın e, Arapça ilim dilidir malumunuz. Üstadın o konudaki müde, mütebahir dilini, muhteşem beyanını koruyamadığının özrünü işte getirip önümüze koyuyor. Ve bu hakikatlerin, şimdi sadece üstadın dili değil mesele, hakikatlerin de derinliği, ulviyeti mesele. Çünkü o hakikatler cevher baha hakikatler. Yani zümrütler, yakutlar, zebe, zebercetler hükmünde mana aleminde o hakikatler. O hakikatlerin zarfının da güzel olmasıdır önemli olan. Yani mana bir e, mazrufsa eğer onun e, zarfı değildir öyle değil mi? Mana mazrufsa yani biri zarf biri mazruf ilişkisi içerisinde e dil aktarıyorsunuz sonuçta manaları. Manalar muhteşem manalar. Abdülmecit abi istiyor ki onun zarfı da ona layık olsun diye. Ama ona layık olacak bir zarf bulamadım diyor. E, ve tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim ve imani cisim Kur'an'ı hakikatleri ancak böyle kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Şimdi buradaki tanımlama benzetme önemli. Ne hakkın ne de hakikatin hatırı kalmış. Fabrikalı dimayimin, dimayimin bozukluğundan bu kadarını da müellifi muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımıyla dokuyabildim diyor. Yani bir elbise dokuyor, fikri bir elbise dokuyor ve bu elbise hem kısa kalıyor hem de dar kalıyor manayı ifade edebilme noktasında. Düşünün bir elbise fikriyle dokulduğu bir elbise ama manayı ifade etme konusunda hem kısa hem de dar kalıyor. Ama yine de bunu da üstadın himmetiyle yapabildim diyor. Ve şöyle tanımlıyor meseleyi. Bir tavuk kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit, taklit edemez, tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değil. Çok kısa bir meal. Bazen kısa bir meal yani anlamı vermeye çalışıyor. Bazen ta yani bazı şeyleri çevirmeden bırakmış, atlamış, tercüme edememiş. Ne güzel değil mi? Yani kendi kusuratını ilan ediyor burada. Çok yerlerde sadece mealini almış, bazı yerleri ta etmiş ancak aslında ki hakiki, haka iki evladı vatana gösteren küçük bir aynı. Aslında nasıl hakikatler var bunları size göstermeye çalışmış. Şimdi e, bu meale, bu özre bakınca daha sonra malumunuz Mesnevi Nuriye'nin muhtelif çevirileri yapıldı. Tam metin çevirisi hatta iddiayla yapıldı. Bana çok etkileyici geliyor bu. Tam metin, üzerine de yazılıyor tam metin. Hatta Abdülmecit Nursi çevirisinin kusurlarına, eksikliklerine ilişkin makaleler döşendi, makaleler yazıldı falan. Mesela Abdülkadir Badılı çevirisi var. Mesela... Ümit Şimşek çevirisi var. Mesela İsmail Mutlu çevirisi var. İsmail Mutlu çevirisi aynı zamanda bir açıklamalı çeviri de bir şerh çalışması da. Özellikle Ümit Şimşek Risale-i Nur'un dilini de kullanmaya çalışarak bir çeviri yaptı. Üstad'ın kelimeleriyle bir çeviri yaptı. Ama hangisini okusanız, hangisini böyle önünüze koysanız çeviri olduğu çok açık, çok kokuyor. Oysa Abdülmecit Nursi'nin çevirisine bakın ne yapıyor Abdülmecit Nursi? bir özürle başlıyor ama siz onun çevirisini okurken bunun çeviri olduğunu anlamıyorsunuz Risale-i bir parça okuyormuş gibi okuyorsunuz öyle bir tefani sırrıyla çeviriyor bence o tayyitmeleri boşuna değil yani bir ilhamla yapmış bunu diyor ya üstadın himmetiyle yaptım diye o ba bazı yerleri atlamaları ondan sonra bazı yerleri meal olarak verme çabası hatta o metnin içerisinde şey de var bana bu, bu da çok etkileyici geliyor. Mesela Üstad Zühre Risalesi'ni Arapça olarak yazıyor. Sonra kendisi çevirip 17. lemaya koyuyor. Sonra ba Türkçe baskısı yapılırken, çeviri baskısı yapılırken lemalardan alınıp tekrar Mesnevi Nuriye'ye giriyor. Yani Mesnevi Nuriye'deki Arapça lemalara giriyor önce sonra lemalardan da Türkçesi tekrar Mesnevi Nuriye'ye alınıyor. Üstadın kendi metni olarak alınıyor Zühre Risalesi. Dolayısıyla e, hani bu şeye derse başlamadan ya da mukaddimeye başlamadan önce Abdülmecit Nursi Abiyi böyle kalben takdir etmek, onu böyle yüce bir yere yerleştirmek, üstada yakışır bir kardeş olduğunun vurgusunu yapmak lazım. Ben böyle bir takdir e, çabası içerisinde onun böyle hayatının bir özetini anlatmıştım derslere başlarken. Allah ondan ebeden razı olsun diyelim ve mukaddemeye geçelim. Fazlaca uzattım. Şimdi üstad bir mukaddeme yazıyor. Nereye yazıyor? Arapça nüshasında değil mukaddeme. Arapça nüshayla mukaddeme arasında da epey bir yıl farkı var. Yani 1921 ile 1957 arasındaki fark var arasında. Üstad Arapça'da bir mukaddeme yazmıyor Arapçasına. Sonra... E, Türkçe çevirisi yapılıyor ve Türkçe çevirisi yayına girdiğinde gireceği zaman Bediüzzaman Hazretleri o Mesnevi Nuriye'nin yani geçmişte yazılmış o Meslevi Nuriye'nin ne ifade ettiğini anlatan bir beş noktalık bir mukaddime yazıyor. Bu mukaddime aslında poetika niteliğinde bir mukaddime. Poetika bir şairin şiir felsefesine deniliyor. Yani bir şair diyelim ki şiirler yazıyor. Sonra da şiirleriyle ne yapmaya çalıştığını nesir diliyle size anlatıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de aradan onca yıl geçmiş, külliyat ortaya çıkmış. Üstad'dan Mesnevi Nuriye'nin külliyat için ne ifade ettiğine, eski Said'in yeni Said'e geçişi döneminde ne kadar kritik bir rol oynadığını, efendim ondaki ilamların manalarını bunları ifade eden beş noktalık bir mukaddime yazıyor ve bu mukaddime bize Üstadın Risale-i Nur'u yazarken ki felsefesi adeta bir politikasını veriyor. Çok önemli bir metindir mukaddeme. Mesnevi Nuriye mukaddemesi. Dolayısıyla bunun böyle ince ince konuşulması lazım ki yani Üstad Mesnevi Nuriye'de ne yapmaya çalışıyor ortaya çıksın. Birinci noktada Üstad şöyle başlıyor. Diyor ki 40-50 sene evvel eski Said Ziyade ulumu akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaike karşı ehl tarikat ve ehl hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben hakikate, harekete, kalbi harekete razı olmadı, kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti, felsefi ile bir derecede yaralıydı, tedavi lazım. Şimdi başlangıç noktası burası bakın. Neymiş Mesnevi Nuriye? Eski Said'in Yeni Said'e geçişinin kritik metniymiş. Yani tam bir köprü metni aslında. Eski Said'den Yeni Said'e geçiş metni bir sancı metni aslında. Bir sancı metni. O yüzden bu bu anne karnından doğuyor aslında Risale-i Nur külliyatı. Eski Said dönemi eserlerine biz Risale-i Nur külliyatı içerisinde eski Said dönemi eserleri diyoruz. Aslında Risale-i Nur külliyatı yeni Said dönemi eserlerinden oluşuyor. Mesnevi Nur'un da işte bu kırılım noktasında duruyor. Çok önemli bir yerde duruyor yani. Ve neden kaynaklandığını, neden neşret ettiğini üstadımız bize şöyle anlatıyor. Diyor ki e, eski Said ulumu akliye ve felsefiyede hareket ettiği için. Şimdi e, bu kendi adımıza da yani eskiden yeniye geçme, manevi bir doğurganlıkla mahiyet değiştirme, bir metamorfoz yaşamanın aslında ipuçlarını da veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Ne yapıyor üstad? E, ulumu akliye ve felsefiyede sayıt hareket ediyordu diyor. Aslında üstad kendi çağının çocuğu ona Bediüzzaman diyoruz ya Hucu Efendi Bediüzzaman ifadesini asrının sözcüsü olarak tercüme ediyor. Üstad kendi asrının sözcüsü yani... Aslında özne benim. Yani uluma, akliye ve felsefiyede hareket ettiğim için üstada göre ben bir yaralanmış talibi hakikatim. Bu tınak içerisinde çok önemli bir ifade. Yaralanmış talibi hakikat. Hakikatin talibiyim ama aklen, zihnen yaralıyım. Beni yaralayan şey ne? Beni yaralayan şey aslında kendi asrım. ulumu akliye ve felsefiye. Yani akli ilimler. Şöyle düşünün, kendi asrınızın çocuğusunuz. Üstad diyor ya içimiz dışımıza çevrilse biz Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralıyız diye. Aklen bizi yaralayan şey aslında kendi asrımız. Yani geçmiş asırlarda e, küfür cehaletten neşet ediyordu. Ama üstadın yaşadığı asır öyle bir asır ki küfür ilimden neşet ediyor. Ve siz ilim tahsil ederken yani fenli ilimler, sosyal ilimler tahsil ederken aslında o ilimlerin felsefeden bağımsız olmadığını görüyorsunuz. Kendi asrınızın düşünce sisteminden felsefeden bağımsız olmadığını, o ilimlerin de yani fenli ilimlerin, sosyal ilimlerin bir felsefe üzerine inşa edildiğini görüyorsunuz. Ve bu felsefe siz o ilimleri tahsil etmeye çalışırken sizi aklan yaralamaya başlıyor. Başka şansınız yok. Yani o muktesebatı almak zorundasınız ama onu alırken felsefeyi de alıyorsunuz. Batının felsefesini de alıyorsunuz. Üstad bunu bizim tam geldiğimiz yer orası Mesnevi Nuriye'de. Üstad bunu zih Zühre Risalesi'nin beşinci notasında zihni silkelemek olarak tanımlıyor. Zihni silkelemek. Zihni silkelemeye ihtiyaç var diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tabir bu. Bu zihin silkelemek ifadesi üzerine de hoca efendi kocaman bir makale yazıyor. Nedir zihni silkelemek diye. O kadar önemli yani. Ne Çünkü biz bir şeyleri alırken başka şeyler de giriyor zihnimize ve bizi yarılıyor. Fenli ilimler, sosyal ilimler tahsil etmeye çalışıyoruz ama e, ulumu akliye ve felsefiyede hareket ettiği için, bu hareket aklın seyri, aklın seyri süluku. Akıl bu noktada bir seyri süluka çıktığı için, harekatı hakikatül haka ike karşı bu hareketin içerisinde aklın hareketi içerisinde ne yapıyor yaralar alıyor sonra üstad da bu yaralar karşısında ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı ne yaptı Bediüzzaman Hazretleri ehli tarikat ve ehli, ehli tarikat ne yapıyor kalben süluk ediyor ehli hakikat hem kafa hem kalple süluk ediyor üstad da bir meslek aradı meslek kelime itibariyle süluk edilen yol yani manevi yolculuk yolu manasına geliyor. Üstadımız diyor mesleğimiz haliliye meşrebimiz kıllettir diye. Ne yaptı üstad? Eski e, ekser ehli tarikat gibi kalben harekete kanaat etmedi. Niye kalben harekete kanaat etmedi ehli tarikat gibi? Çünkü yaralanmış tarihi hakikat. Çünkü hakikatül hakaike karşı e, uluma, akliye ve felsefiyede daha önce hareketi var o, o aklın. Dolayısıyla sadece kalben yolculuğa razı olmadı. Zaten üstad daha sonra bize şöyle diyecek e, kalp için diyecek bir marifet değil ki evet kalp bir kumandan ama tek başına bıraksın askerlerini de zafere yürüsün. Oysa kalp bir kumandan ona yakışan şey bütün askerleriyle beraber zafere yürüsün. Nefsi de alsın, e, aklı da alsın, latifeleri de alsın, duyguları da alsın, hepsiyle beraber zaferi yürüsün. Dolayısıyla sadece kalben seyri süluka razı olmadı Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü aklı, fikri, hisme, hikmeti, felsefe ile bir derece yaralıydı, tedavi lazımdı. Şimdi bu kadar yaralanmış bir akıl ve fikirle e kalben nasıl yolculuk edesiniz? Bakın Üstad zikrettiğim gibi kendi asrından söz ediyor. Aslında o asrın şahsı manevisi burada esas olan şey. Aklımız bu kadar çok yaralıyken şüpheler asrı, buhranlar anaforu diyor ya Hoca Efendi. E biz şüpheler aslında buhranlar anaforunun içerisinde yaşarken bu kadar çok aklen yara almışken e kalbiden hadi bakalım seyri sülük yap. Bu ne kadar mümkün olabilir insan mahiyeti için? Tedavi lazımdı diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve ne yapıyor üstad? Sonra hem kalben hem de aklan hakikate giden bazı büyük ehli hakikatin arkasından gitmek istedi. Şimdi burada da çok önemli bir şey var. Üstadın gelenekli olan ilişkisi. Yani üstad şunu yapmıyor bakın. Üstad işte böyle bir şey lazımdı deyip de bütün bir geleneği elinin tersiyle itip de kendine bir yol açma çabası içerisine girmiyor. Bu çok önemli. Üstadın gelenekle ilişkisini tanımlaması noktasında Mesnevi Nuriye'nin mukaddimesi çok önem arz eder. Üstad ne diyor? Kalben aklen hakikate giden bazı büyük ehli hakikatin arkasından gitmek istedi bakın varmış onlar değil mi? Hem kalben hem aklen hakikate giden. Biz onlara asfiya diyoruz. Hem medrese geleneğini hem de tekke geleneğini kendinde toplayan üstad isimlerini de verecek burada. İmam Rabbani gibi, İmam Gazali gibi e, isimler. Onların arkasından gitmek istedi. Baktı onların her birisinin ayrı ayrı cazibedar hassaları var. Bakın hepsinin çok cazip özellikleri var hangisinin arkasından gideceğinde mütehayyir kaldı. Üstad ne yaptı? O mu olsun, bu mu olsun? Onun da cazip özellikleri var, bunun da cazip özellikleri var. Ve ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? İmam Rabbani de ona gayb-i tarza tevhidi kıble et demiş. Bu tevhidi kıble etme meselesinin de tarihsel bir arka planı var. Üstad Sarıyer civarında bir e, halvetaneye çekiliyor. Ve İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında Tefeül yapıyor ve e, Mirza Said diye bir mektup öznesi, bir mektup hitabı görüyor. E, mektubatın 74. ve 75. mektupları bunlar İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatı. Üstad muha, kendini muhatap görüyor. Şimdi burada da çok önemli bir sır var aslında. Tefeül öyle bir şeydir zaten. Yani siz kendinizi muhatap kabul edip tefeül edersiniz. O zat, tefeül ettiğiniz zatın o cümleleri size kurduğunu kabul eden öyle tefeül edersiniz. Ama üstad bir şey daha görüyor. Yani açıyor ve ne görüyor orada? Ee, kendi adını görüyor. Ve Bediüzzaman Hemedani dışında bir Bediüzzaman hitabı yok asırlar boyunca. Üstad da Mirza Said denildiği için doğrudan doğruya kendi üzerine alıyor İmam Rabbani Hazretleri'nin kurduğu cümleleri. İmam Rabbani Hazretleri de üstada tevhidi kıble et demiş. Yalnız bir üstadın arkasından gitti. İmam Rabbani Hazretleri o mektupta diyor ki bir yerde olan her yerdedir. Her yerde olan hiçbir yerdedir. Çok çok önemli bir yaklaşım tarzı o. Bir yerde olan her yerdedir diyor İmam Rabbani mektubunda. Her yerde olan hiçbir yerdedir diyor. Şimdi burada çok önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Üstad o zamana kadar tevhidi kıble etmemiş mi de tevhidi kıble etsin? Üstad da ne diyor? Tevhidi kıble Kur'an'la olur diyor. Şimdi bu da hani dedim ya Hoca Efendi e, zihni silkelemek üzerine müstakil kocaman bir makale yazıyor diye. Yine Hoca Efendi bu tevhidi kıble etmekle ilgili bir müstakil bir makale yazıyor. Kırık testi de aslında makalelere girdi mi bilemiyorum. 40 testi serisinin içerisinde yer alıyor. E, himmeti dağıtma, tevhidi kıble et üzerine bir makale yazıyor. Çünkü yanlış anlaşılmaya çok müsait. Sanki hani böyle tevhidi kıble kalpteki tev teşvişin düzeltilmesi, kalp, kalpteki efendim tereddütlerin giderilmesi üzerine bir kavram. Hani üstad da o zamana kadar Kur'an'la tevhidi kıble etmemiş gibi. Hatta hoca efendi makalede bunu şeye benzetiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına çekiliyor. E ne için çekiliyor? İnsanlığın dertleri üzerine düşünmek için çekiliyor. Ama Efendimiz Hira'ya çekilmeden önce de o dertlerle dilgirdi. Aynı dertlerle, kendi asrının dertleriyle dilgirdi. girdi. E, Bediüzzaman Hazretleri de öyle. Yani kendi asrının dertleriyle dil gir ve kendi asrının dertlerine deva arayan birisi. Önce üstadı bu mahiyetiyle çok iyi tanınmak lazım. Hani Akif'in şiiri var ya harabeller, kimsesiz çöller, yıkılmış hanumanlar, fikri ferda bilmez akşamlar, emek mahrumu günler, efendim e, ağlarken oturdum ağladım diye bir şiiri var ya Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi oturdum ağladım işte kalktım ağladım. Öyle bir zaman dilimi içerisinde Bediüzzaman Hazretleri ve Hoca Efendi onu anlatırken diyor ki Anadolu'yu karış karış en ücra köşelerine kadar geziyor. Ve üstad bir arayış içerisinde farkında kendi asrının yaralarının Bediüzzaman Hazretleri. Ve o, asrı, o asrın yaralarına derman arıyor. Ve tevhidi kıblet ifadesinden anlaşılması gereken diyor hocamız farklı bir ufukta üstad hazretlerine gösterilen hedeftir. Üstad'a bir hedef gösteriliyor ve farklı bir ufukta. Vaka onun hayatının ilk dönemleri itibarıyla çağın ruhuna uygun olarak hak ve hakikatin ikame ve ifade edilebilmesi hususunda bir arayışı var. Ya nasıl yani bu asrın bu yaralanmış bir talibi hakikat üstad olarak görüyorsunuz ya öyle değil aklı ve fikri yaralanmış bir asırdan söz ediyoruz. Dolayısıyla üstad çağın ruhuna uygun, bakın bu ifade çok önemli, tecdit bunun üzerine kuruludur. Çağın ruhuna uygun olarak hak ve hakikatin ikame ve ifade edilmesi hususunda bir arayışı var üstadın. Ve o istikamette değişik teke ve zaviyeleri geziyor üstad. Farklı kişilerle karşılaşıyor. Fakat kendi ufku açısından çağın asıl üzerinde durulması gereken problemlerin farkına varan bunları dert edilen zamanın ruhuna uygun çözümler görmüyor onlarda. Geziliyor tekkeleri üstad. Kendi zamanının özneleriyle tanışıyor üstad. Ne istiyor üstad? Kendi zamanının farkında insanlar istiyor. İşte Bediüz zamanın manası. Kendi asrının farkında. Kendi asrının problemlerinin farkında Bunları dert edinmiş ve zamanın ruhuna uygun çözümler üretmiş özneler arıyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte bu durum karşısında üstad tahribatın farkına varıyor ve aynı zamanda Müslümanların karşı karşıya bulunduğu problemlerin farklı bir üslupla ele alınması gerektiğini düşünüyor. Hem problemin farkında hem de hayır diyor yani bu üsluplar yeterli değil bu asrın derdine derman olmaya doğru yol ve yöntemi bilmek için, bulmak için tefeyül ediyor. Hoca Efendi diyor ki normalde bilirsiniz malumunuz tefeyül ve rüya teşriye esas değildir. Yani tefeyülle rüya ile amel edilir mi diyeceksiniz. Biz de size amel edilmez diyeceğiz. Ama üstadın işte bu tecrübi yolculuğu var ya bunun onu getirdiği noktayla kesişiyor. Buna iktiran diyor ya Bediüzzaman'a iktiran ediyor. Yani üstad kendi kalbinde bir arayışı var, kendi asrında bir arayışı var ve bu arayışa tevafuk ediyor, iktiran ediyor o yaptığı tefeül ve neticede tek mürşid olan Kur'an'a müracaat etmesi gerektiği Bediüzzaman Hazretleri'ne İmam Rabbani tarafından bildiriliyor. Yani aslında üstadın vardığı netice bu ama dedim ya bakın gelenekle irtibatı Bediüzzaman Hazretleri'nin gelenek. Aslında bu bir teyidat. Bir teyidat bu. Yani bir onaylanma. Üstadın kendine açacağı yolun onayı nereden geliyor? Müceddidi El Fusani Ahmet Faruk Hazretlerinden geliyor. Ve ne diyor? Ee, üstadı hakiki Kur'an'dır. Devam ediyoruz şimdi Mesnevi Nuriye'den. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldik. Çok yaralı eski Said. Ki kalbine geldi ki üstadı hakiki Kur'andır, tevhidi kıble o üstadla olur diye. Şimdi ne oldu? Tevhidi kıble et, kalbine geldi. Kalbine geldi. Ne oldu? Kalbi Bediüzzaman Hazretleri'nin zaten bir halvetanede, zaten bunun bütün zeminini yoklamış, zaten tefekkürü, ufku onu getirmiş bir noktaya taşımış. Dolayısıyla kalbe ilhamlar ve üstad deniliyor ki işte tevhid hakiki Kur'an'dır, Kur'an'la olur. Tevhidi kıble Kur'an'la olur diye yalnız o üstad-ı kutsinin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda seyri sülüka başladılar. Bakın kalp ve ruhu, dikkat edin kalp ve ruh, garip bir tarzda seyri sülüka başladılar. Peki nefsi emare ne yaptı bu durumda? Nefsi emaresi şükük ve ile şub, onu manevi ve ilmi mücadeleye mecbur etti. Şimdi Hoca Efendi diyor ki, mesela işaretül icaz tefsiri diyor Hoca Efendi, Üstadın böyle bir kendine ait ifadesi de var. Savaşta yazılıyor ya at sırtında. Her an şehit olmaya hazır. Şimdi her an şehit olmaya hazır bir insanın kaleminden çıkan şey safi ihlastır diyor Hoca Efendi. Safi ihlas. Bunu Üstadın kendisi de söylüyor. Şimdi Orada düşmana karşı mücahidesi var. Mesnevi Nuriye'deki üstadın mücahidesi de nefse karşı. Nefsin şübahat, şükükuna karşı yani şeklerine, şüphelerine karşı nefsin. Nefis yaralanmış bir talibi hakikatten söz ediyoruz ya nefis sürekli şüphe üretiyor. Ve onun karşı üstadın bir mücahidesi başlıyor ruh ve kalp seyri suluk yaparken nefse karşı bir mücahede atmosferi içerisinde hani o büyük cihat dediğimiz mücahede atmosferi içerisinde küçük cihattan sonra büyük cihat içerisinde Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'yi ortaya çıkarıyor. Nefse emaresi şukuk ve şubatı ile onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. ne yapıyor üstad? Nefsine karşı manevi ve ilmi bir mücadele, bir mücahede gösteriyor. Ve dikkat edin burası çok önemli. Gözü kapalı olarak değil, hayır. Nasıl? Ehli tahkik gibi gözü açık olarak geziyor o makamlarda. Kim gibi? İmam Gazali gibi, İmam Rabbani gibi ve üçüncü özne Mevlana Celaleddin gibi. Şimdi bu Mesnevi Nuriye'de çok sırlı bir şey var değerli dostlarım. O da Mevlana Celaleddin meselesi. Yani Mesnevi'yi, Mesnevi'yi, Rumi meselesi. Neden öyle biliyor musunuz? Mesela pek çoklarınız itibariyle size sorsam Hazreti Mevlana aşk ehli ya. Şimdi günümüzdeki Mevlevilerin de yürüdükleri yolları görüyorsunuz. Hani çok da tahkik gelmiyor size. Ne geliyor? Gözleri kapalı yolculuk ediyorlarmış gibi geliyor. Oysa Bediüzzaman Hazretleri burada özellikle Mevlana'yı zikrediyor. Ve Mesnevi'si ne de Mesnevi'nin Nuriye diyor ve bu Mesnevi Nuriye ile Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'si arasındaki ilişkiyi de kuruyor Bediüzzaman Hazretleri. Bence bu çok hani Mesnevi Nuriye'nin en sırlı özelliklerinden bir tanesi bu. Hazreti Mevlana biliyorsunuz asrın problemlerinden bir tanesi yaşadığımız asrın problemlerinden bir tanesi tasavvufla mistisizmin birbirine karıştırılıyor oluş. Bunu sadece mistikler yapmıyorlar. Tasavvuf da yapıyor. Tasavvufu mistisizmle karıştırıyorlar. Farkındasınız bunun zannediyorum. Çok büyük bir problem bu. Hatta Hoca Efendi kalbin zümrüt tepelerine başlarken ta en başta yani giriş makalelerinden, girişin üç makalesi teorik makaleler, hazırlayıcı makaleler, tasavvuf nedir? Efendim menşe itibariyle tasavvuf, sofi makaleleri. Hoca Efendi o makalelerde tasavvufla mistisizmin, bakın uzaktan yakından alakadar o alakası yoktur diyor. Bakın sadece uzaktan değil, sadece yakından değil, uzaktan da alakası yok. Oysa bugün Hazreti Mevlana alınıyor ve tamamıyla mistisizmin içerisine gömülüyor. Onun bir ehli tahkik olduğu meselesi tümüyle göz ardı ediliyor. Dolayısıyla ve asrımızda bizim yaşadığımız asırda çok güçlü bir figür Hazreti Mevlana sadece Türkiye topraklarında değil farkındasınız zannediyorum. Bütün yeryüzünde çok güçlü bir figür Mevlana ve en çok suistimal edilen öznelerden bir tanesi. En çok suistimal edilen öznelerden bir tanesi Mevlana da yaşadığımız asırda en çok okunan eserlerden bir tanesi Mesnevi de özür diliyorum. Mesnevi kitabı da. Üstad ne yapıyor? Gözü kapalı olarak gitmedi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yine kendini geleneğe bağlıyor. İmam Gazali Mevlana Celalettin, İmam Rabbani gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak el istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık gezmiş. İşte bunlar, bunların önemli özelliği o İmam Gazali, İmam Rabbani, Mevlana Celalettin akıl kalp imtizacıyla yolculuk ettikleri için Efendimizin miracında olduğu gibi gözleri açık olarak seyri sülük yapıyorlar. İstirak halinde gözleri kapalı olarak seyri sülük yapmıyorlar. Bunu size söylesem bunu İmam Gazali için onaylarsınız, İmam Rabbani için onaylarsınız ama Mevlana'da biraz düşünürsünüz. Çünkü siz Mevlana denilince işte kalkıp sema'a duran insanları görüyorsunuz. Mevlana denilince size anlatılan işte Şems şu bu hikayelerini dinliyorsunuz. Dolayısıyla da onu bir istirak ehli gibi görüyorsunuz. O Mevlana bir ehli tahkik. O yüzden Hoca Efendi, bakın bana bu da çok etkileyici geliyor. Hoca Efendi o Mesnevi'ye takdim yazısını nereye yazıyor? Mesnevi'nin takdim yazısını ee, İhsan Kasım'ın Arapça olarak hazırladığı tahkikli, tahkikli Mesnevi baskısı için ön söz yazıyor. Biliyor musunuz Hoca Efendi Hazreti Mevlana'nın Şefik Can Dede'nin, son sertarik Şefik Can Dede'nin hazırladığı İngilizce baskıya da bir ön söz yazıyor. Hazreti Mevlana'ya ilişkin bir ön söz yazıyor. İki makaleyi yan yana koyarak okuyun. Hazreti Mevlana'yı anlattığı o ön sözde ikisi de ön söz. İkisi de takdim yazısı olarak yazılıyor. O kadar çok örtüşüyor ki Hazreti Mevlana ile Bediüzzaman Hazretleri. Birisi için yazdıklarını alın, özneyi kapatın dersiniz ki mesela Hazreti Mevlana için yazdıklarına dersiniz ki Hoca Efendi bunu üstad için yazdı. Üstad için yazdıklarına bakın böyle çağın bir takım özellikleri göz önünde bulundurulmazsa diyebilirsiniz bunu Mevlana için yazdı diye. İki tane takdim yazısı. Ben onların üzerinde duracağım burada. Ve işte Hazreti Mevlana meselesi Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta her bir şeyde onun bir olduğuna delalet eden bir delil vardır. Hakikatine mahzar olduğunu Yeni Said'in Risale-i Nur'uyla göstermiş. Yeni Said'in bütün eserleri aslında bu mücahedenin bir mahsulü. Yani kalp, akıl, e, ruh, nefis hepsiyle beraber bir seyri sürük. Buna kemalat umumiye diyor Bediüzzaman Hazretleri Risale'de. kemalat umumiye. Öyle bir seyri sürük. Aklıyla, nefsiyle, kalbiyle, ruhuyla bir seyri sürük. Buna muvaffak olduğunun delili de ne? Risale-i Nur'un külliyatı. Ve e, Bediüzzaman diyor Hoca Efendi, o tevhidi kıble et makalesinde kendi döneminde görüştüğü bazı insanlara tahribatın ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve üstad hep meselenin yüz, yüzeyde değil dipte olduğunu, dipten ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bu meselenin dipten ele alınması da imandan ele alınması, iman mevzuna ehemmiyet verilmesi lazım diyor. Oysa hani çok meşhur bir söz vardır ya gemi batarken direk boyamak diye. Gemi batıyor sanki gemi batmıyormuş gibi direk tamir etmeye çalışıyor birileri üstadın yaşadığı dönemde. Haykırmak istiyor Bediüzzaman Hazretleri yani ben onun çığlığını ruhumda duyuyorum. O metinleri okuyorum ya o son dönemde yazılmış olan metinleri. Gerçek manasıyla gemi batıyor birileri direkt tamir ediyor. Öyle bir anlatmaya çalışıyor ki Bediüzzaman Hazretleri dipten ele almak lazım diyor Üstad ve ama anlayan yok Üstad. Bunun üzerine o da yüzünü Kur'an'a çeviriyor Bediüzzaman. Yaptığı bu, yapacağı bu. İstikbal-i kıble nedir? Tevhidi kıble, tevhidi kıble budur Üstad için. Mürşide hakiki Kurandır tevhidi kıble ile olur, Kur'anla olur. Fakat Kur'an'a yönelirken o sadece mesela tabiri hasretlerinin yaptığı gibi bir rivayet tefsiri olarak ele almıyor Kur'an'ı. Ya da Fahrettin Razi'nin yaptığı gibi bir dirayet tefsiri de yapmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Rivayet tefsiri rivayetleri esas alıyor. Dirayet tefsiri Arapçanın gramer hususiyetlerini ele alıyor. İkisini de yapmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın Kur'an'dan alıyor manayı ama usulü de Kur'an'dan alıyor. Yöntemi de Kur'an'dan alıyor. Ve elmas düsturlar çıkarıyor Kur'an'dan ve kendi asrına reçeteler sunuyor. Kur'an'ın etrafındaki surları yıkıyor Bediüzzaman Hazretleri. Misyonu tümüyle bu meyanda. Şimdi bu tecdit ruhuyla İslam dünyasının ruh abidesini ikame etmek diyor buna Hoca Efendi bakın. Tecdit ruhuyla İslam dünyasının ruh abidesini ikame etmek. Bu tecdit ruhuyla bu ruh abidesini ikame ettirenlerin hep ortak özellikleri var. Yani kendi asırlarının insanları bunlar. İmam Gazali hasetlerine bakın. İşte Grek felsefesinin İslam dünyasının içerisine girdiği bir dönemde neşet ediyor o. Öden, düşünün İbn Sina gibi bir dahiye azam gelmiş ve almış Yunan felsefesini, neoplatonizm, Platonizm diye almış getirmiş İslam'ın içine sokmuş ve çok da hüsnü kabul görmüş. İtizal cebriye düşünceleri öyle bir yaygınlık kazanmış ki o e, itizal için o dönemin rasyonalistleri diyebilirsiniz. Kendi döneminin rasyonalistleri bunlar. Aklı almışlar, aklı götürmüş öne çıkarmışlar. Bakın Üstad sadece ehli tarik değil, bunlar bunların kendi dönemindeki atıklarıyla izleriyle de mücadele ediyor ve karmatilik ve batı, ve batıniliğin ortaya çıkmasıyla da mücadele ediyor İmam Gazali Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri'ne bakıyorsunuz işte üstadın ehli hakikat olarak öne sürdüğü, önümüze misal olarak getirdiği e o da Ali Ekber Şah'ın tarihselciliğiyle Hoca Efendi tam bu ifadeyi kullanıyor. O da bizim asrımızdaki tarihselciler gibi o da. Sans, Sanskritçe var ya bütün dilleri karıştıran yeni bir dil kurmaya çalışan bir anlayış. Aynen o, öyle de o da biraz Yahudilikten, biraz İslam'dan. İslam'ı yeterli bulmuyor. Onu tarihsel bir metin olarak görüyor. İşte biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten, biraz İslam'dan yeni bir din inşa ettiği dönemde o da kendi asrının mücadelesini veriyor. Üstada gelince o ne yapıyor? İşte Hazreti Pir de İmam Rabbani'nin mektubatını açarak onunla tefeül ediyor. Kur'an'ın nüzulünün üzerinden 13 asır geçtikten sonra yeniden bütünüyle Kur'an'a teveccüh ediyor. Onlar da onu yapıyorlar. İmam Gazali de Kur'an'a Kur'an'a teveccüh ediyor. İmam Rabani de Kur'an'a teveccüh ediyor ve çağın dertlerine dermanı başka yerde değil. Kur'an'ın hakikatleri içerisinde aramaya başlıyor üstad. Ama bunu yapması için farkındasınız değil mi? Bunu yapması için önce kendi asrının imkanlarını tüketmesi gerekiyor üstadın. Tecdit ya bu. O yüzden işte en ücra köşelere kadar geziyor Anadolu'da. O yüzden kendi asrının özneleriyle buluşuyor, konuşuyor. Önce işte o asrın haliyle, o asrın imkanlarıyla yüzleşiyor ondan sonra bütünüyle yüzünü çeviriyor. Hatta farkındasınız kendi asrının siyasetiyle de yüzleşiyor Bediüzzaman Hazretleri. Kendi asrının siyasetiyle de. Düşünün 1921'de başlıyor Üstad Meslevi Nuriye yazmaya. Tam o kritik dönem kendi asrının siyasetiyle de yüzleşiyor. Demek ki Hazreti Bediüzzaman'ın içinde yer eden duygu ve düşüncelerle tefeülde tefe karşısına çıkan şey aynı istikametti. Yani öyle bir niyeti yok da öyle bir niyeti yok da tevhidi kıble et denildiği için üstad Kur'an'a yönelmiş falan değil. O zamana kadar tevhidi kıble etmemiş de o zaman etmiş falan değil. Bu, bu meseleyi çok basite indirgemek olur. Bunun üzerine ne yapıyorsa da her şeyle alakasını kesiyor. Tek bir noktaya hasrı himmet ediyor. Konsantre oluyor. Bütün himmetini o konuya teksif ediyor. Ve ne tazikler, ne tecritler görüyor hapishaneler, zindanlar, zehirlenmeler. Ama bir adım geri atmıyor Bediüzzaman Hazretleri. O çağının insanının kurtuluşu için Kur'an'dan elmas düsturlar çıkarıyor ve bu kurtuluşun, kendi insanının kurtuluşunun başkaları için de ümit kaynağı olacağına inanıyor Bediüzzaman Hazretleri ki nitekim oluyor da. Şimdi ee, ikinci noktaya geçeceğiz. İkinci nokta. İkinci noktaya geçelim mi hocam? Mola verip öyle mi geçelim? Hocam dilerseniz 10 dakika mola verelim. Sizi de dinlendirmiş oluruz. Ne tamam dersin? bölmemiş bölmeden anlatmış evet. olurum ikinci noktayı da evet. böylece. O zaman evet. e, açılıyor. Altı geçe tekrar buluşmak üzere diyelim. E, kahve, çay, molası verelim inşallah altı kişi buluşuyoruz arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Bugün mukaddemenin anlamsal derinliği üzerinde duracağım dediniz. Ve Mevlana ile olan işte irtibatını bahsettiniz ki bu bizim için çok kıymetliydi. Çünkü biz de bu dönem Rumi Nursi okumalarından böyle minik minik Sunumlar, videolar hazırlıyoruz. Zaman zaman da size başvuracağız hocam. İnşallah buyursunlar hocam devam edin. Ben o ilişkiyi derinleştirmeye biraz daha devam edeceğim ikinci Böyle. noktada. Bizim için çok kıymetli. Evet. Şimdi. İkinci noktaya geçiyorum. Amuzu bilahi min eşşeytan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi üstad birinci noktada bakın çok önemli bir hakikati açtı bize. Yani neden yeni bir yol açtığının sırlarını verdi bize. Ve kendinin gelenekle olan ilişkisini kurdu. İkinci noktada şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri, Mevlana Celaleddin ve İmam Rabbani ve Gazali gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kendi ruhunun yaralarını tedavi etmesi gerekiyordu Üstad'ın Ve e, nefsinin evhamlarından kurtulmasının teminine çalışması gerekiyordu. Yani üstadın bütün bir risale Nur'da uyguladığı metodolojidir bu. Hani e, zikredilir Hazreti İsa'ya Cenab-ı Hak sesleniyor. Ya İsa önce kendi nefsine e, nasihat et. Kendi nefsine nasihati kabul ederse onu insanlara sun diye. Üstadın metodolojisi budur. Sen de nefsimle beraber dinle diyor ya üstadımız. Dolayısıyla ne yapıyor üstad? Bir, burada bir çizgi koyuyor bakın. Ne çizgisi? ehli tahkik çizgisi İmam Rabbani gibi Mevlana gibi Gazali gibi akıl ve kalp ittifakıyla gidenlere iklamlıyor kendini üstadımız ve her şeyden evvel metodolojik olarak da kendi ruhunun yaralarını tedavi nefsini de evhamlardan kurtulma, kurtarmanın tedavisine çalışıyor ve bu işte eski sayıda yeni sayıda inkılap ettiriyor yani e, nefis evhamlardan kurtulduğunda Kalp ve ruh e, yaraları tedavi edildiğinde eski Said yeni Said'e inkılap ediyor ve ne oluyor? Bakın burada Üstad sadece Hazreti Mevlana ile değil Mesnevi ile bir ilişki kuruyor. Aslı Farisi olan sonra Türkçe'ye çevrilen Mesnevi, Mesnevi Şerif gibi o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde Katre, e, Reşa, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şule, Lemalar, Reşalar, Rasiyelenmalar ve bunun gibi dersler Türkçe'ye çevrildi ve gayet kısa bir surette fırsat buldukça Bediüzzaman Hazretleri bunları tabi etti. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücahideye bedel hariçte hariç bir takım mütehayirlere yani hangi yoldan gideceğini şaşırmış olanlara yol gösterme sadedinde dalalete giden ilgili felsefeye karşı Risale-i Nur külli mesneviler hükmüne geçti. Yani mesnevi nuriye bir başlangıçtı. Sonra on, ondan Risale-i Nur külliyatı doğdu. ve Risale-i Nur külliyatı dahil de nefis ve şeytanla mücahede eden, hariçte de Muhtaç mütehayirlere yani nereden yolculuğuna devam edeceği, nasıl ruhunu ve kalbini inkişaf ettireceği, nefsinin vehimleriyle nasıl mücadele edeceğini bilmeyenlere karşı dalalete giden ehli felsefeye karşı Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'u e, neşrediyor ve mesnevi de külli mesneviler hükmüne geçiyor. Bu bağlamda yani Risale-i Nur'la açılınca bir mesnevi nuriye, külli mesneviler hükmüne geçiyor. Şimdi bu bağlamda Bediüzzaman zamanla Hazreti Mevlana arasındaki ilişkiye bir bakalım. Sonra da Mesnevi ile Mesnevi Nuriye ile Mesnevi Rumi arasındaki ilişkiyi gözden geçirelim. Şimdi bu şeyi bu kritiği dedim ya Hoca Efendi iki ön sözü yan yana koyun. iki ön sözünü. Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'ya ilişkin üç tane makalesi var. Üçü de çok güzel makaleler. Üçünün de okunmasını isterim. Birisi doğrudan Mevlana Celaleddin Rumi olarak yazılmış. Zikrettiğim gibi Mesnevi'nin İngilizce çevirisine bir önsöz olarak yazmış Şefikcan Dede'nin talebi üzerine. Burada şunun da altını çizeyim. Şefikcan Dede son e, Sertarik'ti. Mevlevi Sertarik'i. Yani bütün Mevlevi şehlerinin üzerinde bir konumu vardı Tahirül Mevlevi'nin e, e, talebesi Şefik Can Dede ve bir şey söyleyeyim bence bu önemli Şefik Can Dede Hoca Efendi'nin yazdığı o makale var ya Hoca Efendi'ye mektup yazıyor o mektupta yayınlandı Ne diyor ki ben şimdiye kadar Me Hazreti Mevlana'yı sizin kadar anlayan kimse görmedim diyor Hoca Efendi'ye Hazreti Mevlana'yı sizin kadar anlayan kimse görmedim diyor hoca efendiye. Ve dikkat edin bence bu da çok önemli ben bunun altını hep çizerim. Şefikcan dede mirasını hizmete bırakıyor. Yani Baya mirasçısıdır hizmet Şefikcan dedenin. Bu da aslında onun hani hizmeti Hazreti Mevlana'nın e, devamı olarak görmesinin bir uzantısıdır. Hazreti Mevlana'nın anlayışını hizmetle örtüştürmesinin bir uzantısıdır. Şefikcan dedenin mirasını hizmete bırakmış olması. Şimdi Hazreti Mevlana'ya bakın. Hoca Efendi'nin makalelerinde zikredildiği gibi kitap ve sünnet yörüngeli Hazreti Mevlana. E, Üstad da kitap ve sünnet yörüngeli. İslam büyüklerinin bir devamı dedik ya Bediüzzaman Hazretleri için. Bakın şimdi şu cümleye bakın. Diyor ki Hoca Efendi Hazreti Mevlana için marifeti, muhabbeti ve aşk u şevki yanında aynı zamanda tam bir mehafet ve mehabet kahramanı. Oysa siz hep Hazreti Mevlana'yı aşk u şevkiyle tanırsınız. Oysa Hoca Efendi ne diyor? Aşk u şevki muhabbetinin yanında bir mehafet ve bir mehabet kahramanı. Yani Allah'a karşı temkin, Allah'a karşı saygı dengelemiş. Hatta dengeli bir aşku, iştiyak kahramanı olarak tanımlıyor. Bu dengeli oluş vurgusunu Hoca Efendi makalelerinden bir tanesinin, o üç makaleden bir tanesinin başına da taşıyor. Sonra herkese hakka ve kutlu, o kutlu sona çağıran Bülent Ağlaz bir münadi. Hazreti Mevlana herkesi ona çağırıyor. Bülent Ağbaz sesi çok yüksek çıkan altı asır sonraya sesini ulaştıran bir münadi, bir davetçi Hazreti Mevlana. Ama bu cümleleri üstad için kursanız kurarsınız değil mi aynı cümleleri? Şimdi Hoca Efendi'nin üstad için kurduğu cümlelere bakın. O da kitap ve sünnet yörüngeli. Engin bir vicdan, bir aşk o heyecan insanı. Şimdi bunlar Mevlana için söylenebilir değil mi? Ama olabildiğince dengeli aynı zamanda çağdaşlarının çoğuna göre çok daha ileri görüşlü büyük projelerin insanı Hazreti Resul Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok sağlam bir kafa yapısına da sahip bununla beraber. Ve değerli dostlar Hazreti Mevlana misyonları itibarıyla ikisine bakın. Hazreti Mevlana Anadolu'nun paramparça olduğu, farklı beyliklere bölündüğü, fikirlerin dağıldığı, efendim Selçuklu yönetiminin halkı üzerinde etkisinin kaybolduğu, insanların zihinsel olarak da insanların insanların zihinsel olarak da inanç olarak da duygusal olarak da perişan bir vaziyette olduğu bir dönemde geliyor Hazreti Mevlana ve önemli özelliği vifak ittifak Osmanlı'nın Osmanlı'nın açılımına zemin hazırlıyor diyor Hoca Efendi misyon olarak. Çünkü vifak, ittifak bir anlayış etrafında topluyor onları. Ümit soluklatıyor onlara. Onlara ümit soluklatıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri'ne bakın. Bediüzzaman Hazretleri de kendi dönemi itibarıyla dünyanın en bunalımlı, en karanlık, en sıkıntılı günlerden geçtiği bir dönemde bir felaket ve helaket aslında neşet ediyor. Ve iman tüten eserler yazıyor ve sarsıntı üstüne sarsıntı yaşayan insanımızı Hızır, Hız insanımıza Hızır Çeşmesi'ne giden yolları gösteriyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani ikisi de Hazreti Mevlana'da Üstad da Basu Badel Mevt kahramanları. Basu Badel Mevt yani bir ölümden sonra bir diriliş, manevi bir dirilişin kahramanları ve ruhlara bir Basu Badel Mevt üflüyorlar. İkisinin ortak olan özellikleri dağınıklıkların içerisinde vifak ve ittifakı tesis etmeleri ve aynı zamanda e, sevgi esası üzerinden, muhabbet esası üzerinden bunu tesis etmiş olmaları. Bakın sevgi üstadın hani kainatın mayesi muhabbettir diyor üstad ve şefkat üzerine kuruyor kendi yolunu. O sevgi anlayışı, insanları sevginin etrafında toplama Hazreti Mevlana ve Bediüzzaman Hazretleri'nde örtüşüyor. Aynı zamanda vifak ve ittifakın esas oluşu meselesidir. Şimdi gelelim Mesnevi Nuriye ve Mesnevi Nuriye'ye. Şimdi Mesnevi Nuriye Arapça yazılıyor. Oysa Mesnevi Rumi Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'si Farsça. Ama Üstad Lisan-ı Arap'ın çok yüksek bir şahametinin, yüksek meziyetinin, saffetinin, duruluğunun, akışkanlığının yani dil olarak kemalde olduğunu ve onun kadar yüksek bu manada bir dil olmadığını vurguluyor. Bediüzzaman Hazretleri e, Hazreti Mevlana'nın Farsça Mesnevi yazdığı gibi Arapça bir mesnevi yazıyor. Şimdi ne oldu? Üstad kendi mesnevisini Hazreti Mevlana'nın mesnevisine nispet etti ve bu dil vurgusunu da yaptı. Aslı dedi Farça sonradan e, Türkçe'ye çevrildi. Üstadın yazdığı Risale-i Nur'un Aslı Arapça sonradan Türkçe'ye çevriliyor. Ve e, önemli özelliklerine nazım şeklinde yazılıyor Mesnevi. Bediüzzaman Hazretleri kendi Mesnevisinin nesir olarak ama şiirsel bir nesir olarak yazıyor. Şiirsel bir nesir olarak yazıyor. Sonra Hazreti Mevlana'nın mesnevisinin şöyle bir özelliği var. Hazreti Mevlana'nın e, divanı kebiri var, rubayileri var. Ama özellikle e, divanı kebire bakın, öyle bir ateş tufanı ki iziyor ve geçiyor. Dolayısıyla divanı kebir yare mahrem ama ayare kapalı olan bir metin. Ama mesnevinin bir özelliği var Hazreti Mevlana'nın mesnevi duygular düşünceler bizim muhakemelerimizi ezip geçmeyecek şekilde yazılmış bir metin. Yani bizim idrakimize inen bir tenezzül metni Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın Mesnevi. Duygular, düşünceler muhakememizi ezip geçmiyor diyor Hoca Efendi Mesnevi'de. Ve idrakimizi aşmayan bir uslup kullanıyor Hazreti Mevlana Mesnevi'de. Oysa divanı kebir öyle değil. O ancak ehline mahrem olan bir metin. Ve aynı zamanda Mesnevi yüksek bir aşk muhabbet tufanının tenezzül dalga boyunda bir şaheseri. Çok yüksek bir aşk muhabbet tufanı mesnevi. Önemli özelliği o. Ama aynı zamanda da ne? Dengeli bir mehafet ve muhabbet de var bu aşk muhabbet tufanının içerisinde. Bir şey daha altını çizip ondan sonra karşılaştırma yapacağım. Mesnevi bir nazım türü olarak değerli dostlarım, e, nazım türü olarak ee, şiir türleri içerisinde en serbest söz söylemeye izin veren türü. Çünkü mesela gazel yazdınız diyelim. E gazel kısa yani en fazla 15 beyitlik bir gazel yazıyorsunuz bir. İkincisi kafiyeler zorluyor sizi. Çünkü şöyle gidiyor kafiyeler. A, A'dan sonra B, A, C, A, D, A gidiyor. Yani hep A'ya bağlanıyor kafiyeler. Oysa mesnevi öyle değil. A, A, B, B, C, C, D, D diye gidiyor kafiyeler. Yani her beyit kendi içinde müstakil, mesnevi nazım türünde. Hem uzun, uzun söz söylemeye hem de her beytin kendi içerisinde bağımsız olmasına izin veriyor. O yüzden çok kullanılıyor mesnevi divan edebiyatı geleneği içerisinde. Özellikle de uzun metinler yazmak için elverişli ve e, özellikle böyle hani dini metinler yazmak için de elverişli bir imkan sunuyor. Zaten en klasik en böyle hani sizin işte Leyla-i Mecnun dediğiniz mesnevilerin bile bir tevhid, münacat bölümleri oluyor. Ve ne yapıyor bakın? E, serbest söz söylemeye izin veriyor. Beyitler, her beyit aynı zamanda mesnevilerin her beyti şerh edilmeye de izin veriyor asırlar boyunca Mesnevi'ye o kadar çok şerh yazılmış ki, o kadar çok tefsir edilmiş ki Mesnevi, o kadar şerh edilmiş ki. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Mesnevi Nuriye'sine gelince Üstad Mesnevi Nuriye'yi de aslında beyit beyit yazıyor. Her ilen bir beyit gibi aslında. Küçük parçalardan oluşuyor. Üstad onlara ne diyor? Birer rüşeyn, birer katre, birer tomurcuk şeklinde kendini gösteriyor. Ne diyorsunuz mesela? Reşalar diyorsunuz, işte sızıntılar, işte e, habbeler diyorsunuz, işte tohumlar diyorsunuz mesela. Ne yapıyorsunuz? Hep böyle küçük parçacıklar. Lema diyorsunuz, bir ışık parçacığı. Efendim, e, şule diyorsunuz. Küçücük, küçücük parçacıklar, varlığın küçük parçacıkları üzerine kuruyor Mesnevi Nuriye'yi. Ve tıpkı Mesneviyi, Rumi gibi şerh edilmeye, asırlar boyunca şerh edilmeye açık bir metin olarak yazıyor üstad onu. O şerh edilmenin, geniş metinlere dönüşmenin önemli metinlerini de bütün Risale-i Nur külliyatı, külliyatında önünüze seriyor. Yani Mesnevi Nuriye bir fidanlık. Bakıyorsunuz o da Mesnevi Şerif gibi, Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi gibi aslında ilem ilem yani beyit beyit ama kendi zamanının mesnevisi o. O kendi zamanının mesnevisi. Ve lahutun beşer idraki seviyesine tenezzülü diyor hoca efendi ona. O kadar güzel bir ifade ki bu. Lahutun beşer idraki seviyesine tenezzülü. Yani nereden geliyor? Başka alemlerden nüzul ederek geliyor aslında bize. Enfusi ve dahili. Bir de bu cihetle benziyor. Bu üstadımızın cümlesi, üstad diyor ki mesnevi, mesela Risale-i Nur'un bütün külliyatı hem afaki hem enfusi tefekkür yapar. Ama üstad yine mesnevi de diyor ki, Enfüsten başlar tefekkür. Önce enfus sonra afak. Dolayısıyla Üstad Mesnevi Nuriye'de bize enfusi tefekkür yaptırıyor. İnsan mahiyetini bir menşur, bir prizma olarak kullanıyor. Bütün bir Risale-i Nur'da da o insandan kainata baktırıyor fihristeyi okutturuyor önce adeta bir kullanma kılavuzu gibi ondan bütün bir kainata baktırıyor. Dolayısıyla Üstad diyor ki bunu Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Mesnevi enfusi ve dahili cihette çalışmış, kalp ve ruha yollar açmış ve buna da muvaffak olmuş. Bu yönüyle de Mesnevi'ye benziyor Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sine benziyor. Enfusi yani kalp ve ruh cihetinden enfüsten baktırıyor afaka insanı bir menşur olarak kullanıyor. Hazreti Mevlana da öyle yapar kendi mesnevisinde. Dolayısıyla aslında mesnevi Nuriye nedir? Kur'an'ın bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Mesnevi Rumi de öyledir. Kur'an'ın bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Hoca Efendi bunlara Kur'an'ın büyülü derinlikleri diyor. Mesnevi Şerif de Kur'an'ın büyülü bir derinliğidir. Mesnevi Rumi. Mesnevi Nuriye de Kur'an'ın büyülü bir derinliğidir. İkisi de kendi asırlarının ihtiyacına göre Kur'an'ın deryasına daldırıyorlar kovalarını ve onları böyle beyitler suretinde, ilamlar suretinde bizim üzerimize boşaltıyorlar. Tenezzül dalga boyunda boşaltıyorlar. Lahut'un beşer idraki seviyesine Nuzulü suretinde bizim üzerimize boşaltıyorlar Mesnevi Nuriye ve Mesnevi Şerif. Şimdi e, Hoca Efendi üstadın edebiyat anlayışı üzerinde duruyor. Fasıldan fasıla ikide ve şöyle diyor bakın yine Hazreti Mevlana'ya kıyas ederek diyor. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri'nin eski Said döneminde yazdığı eserleri edebi açıdan çok kuvvetlidir. Ve hatta şöyle diyor çok çok seviyelidir diyor Hoca Efendi. Ama daha sonraları üstad ne yapıyor? İman davasının ehemmiyetine binaen ihlası, ruhu, manayı öne alıyor ve böyle edebi eserler vermekten içtinab ederek daha ziyade manayı öne çıkarıyor üstad. Dikkat edin Hazreti Mevlana da Mesnevi de öyle yapıyor değil mi? Divanı Kebir sizi bir aşk tufanı olarak eziyor ve geçiyor ehline mahrem ama Mesnevi Şerif'te Hazreti Mevlana tenezzül dalga boyunda cümleler kuruyor. Anlaşılır cümleler kuruyor. Üstad da bunu yapıyor ve ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Eski sayı dönemi özellikle muhakemata tabi bakın. Üstadın dile ne kadar vakıf olduğunu, dile ne kadar, belagate ne kadar vakıf olduğunu görüyorsunuz. Ama üstad ne yapıyor? Manayı öne çıkarıyor ve bundan içtinab ediyor edebi eser ortaya koymaktan. Mesela ben şair değilim diyor Bediüzzaman Hazretleri. Aslında pek çok metni itibariyle bu şiirdir denilebilecek metinleri var üstadımızın. Halbuki Bediüzzaman da Mevlana gibi, o Hoca Efendi'nin tespiti, Mevlana gibi ağır ve adalı bir üslup kullanabilirdi muhakematta yaptığı gibi. Ve bununla da yüzlerce, binlerce insanı kendine meftun edebilirdi. Aslında etmiştir de. Muhakemat isimli eseri tahlil edildiği bir zaman mübalağa etmediğiniz görülecektir. Yani üstad aslında bir belagat dahisidir ama ne yapıyor üstadımız? Bizim idrakimize indirmek istiyor, manayı öne çıkarmaya çalışıyor üstadımız. Şimdi bu dedim ya İhsan Kasım, Hoca Efendi Mesnevi Nuriye'ye İhsan Kasım'ın talebiyle Arapça çevirisine bir ön söz yazıyor. İhsan Kasım o yaptığı tahkikli Mesnevi Nuriye çevirisine şöyle bir tespitte bulunuyor kendisi. Diyor ki Bediüzzaman bu risalesine Risaletül Arabiye veya El Mecmuatül Arabiye ismini veriyor. Üstad öyle yazıyor. Yani bir Arabi bir risale yazıyor. Çok önemlidir onun Arabi yazılmış olması. Bütün bakın Hazreti Mevlana Farsça yazıyor. Fars dilinin şiir dili oluşundan, oluşunun kemalinden insanlığa sesleniyor. Bediüzzaman Hazretleri de Arap dilinin kemalinden bütün insanlığa sesleniyor ve ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? ilk baskı yapılırken kapağı Katarat min füyuzatül furkanül hakim diye yazıyor. Furkanül hakimin feyzinden katreler. Üstad ilk baskı yapılırken kapağı bunu yazıyor diyor İhsan Kasım. İhsan Kasım da kerküklü bir alim. Kerküklü bir alim ve üstadın e, risalelerin Arapça çevirilerini yapan bir alim. Onun tespitleri bunlar Mesnevi Nuri'ye dair. Katarat min furkanil hakim. Furkanil hakimin feyzinden katreler. Ancak bu Risale'nin, Risale'lerin yani bu parça parça yazılmış Risale'lerin insanlar arasında yaygın olarak dolaşan Celaleddin el-Rumi'nin meşhur eseri el-Mesnevi'nin etkisine benzer şekilde kalpte, akılda, ruhta, nefiste etkiler uyandırması, özellikle bunun Türkçe'de gerçekleşmesi, mesnevi Rumiye'ye benzer şekilde tecdidi iman, imanın kalplere yer, imanı kalplere yerleştirme, inkarcı ruhlara yeniden hayat verme ameliyelerini gerçekleştirmesi sebebiyle Bediüzzaman bu eserine mesnevi ismini vermiştir diyor. Şimdi bakın bu İhsan Kasım'ın İhsan Kasım'ın e, tespiti. Ve ne diyor bakın? Neden Üstad Hazreti Mevlana'nın mesnevisiyle ilişki kuruyor? Onun tespitinde şu var. Diyor ki e, Mevlana Celaleddin Nurumi'nin eseri kalpte, akılda, ruhta nefisli etkiler oluşturuyor. Üstad da böyle bir etki oluştursun istiyor kalplerde, ruhlarda, nefislerde. Bu bir. İkincisi de e, tecdidi iman imanın kalplere yerleşmesi ve inkarcı ruhlara yeniden hayat verme ameliyesinin de mesnevi gibi gerçekleşmesini istiyor. Onunla kurduğu ilinti İhsan Kasım bunun üzerinden tadımlıyor. Farkçı olarak yazılan mesnevi Rumiye'den ayırt edebilmek için de diyor üstad ona Mesnevi'yi Arabiye ismini vermiş. Şimdi bu İhsan Kasım'ın tespiti. Bir de... Üçüncü Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna Faslı bir akademisyen katılmıştı. Onun da e, Mesnevi Nuriye Metinleri'nin Poetik Yönü diye bir sunumu olmuştu. Bu sunum e, sosyal medyada var bulabilirsiniz. O sempozyumun metinleri de var sosyal medyada. Uluslararası Üçüncü Bediüzzaman Sempozyumu. Sunumu bakın e, Mesnevi Nuriye Metinleri'nin Poetik Yönü. Akademik bir sunum bu aslında. Ya şiire başlıyor işte şiir nedir, serbest şiir nedir diye başlıyor. Uzun uzun anlatıyor işte şiirin ne olduğunu, şiir, neye şiir dediğimizi. Ve biz görmüyoruz ki aslında hani böyle işte vezinli kafiyeli söz şiir demek değil aslında. Ka Safiye'yi, kafiyeyi feda etmek diye bir ifade var ya. Yani mesele e, vezinli kafiyeli söz söylemek meselesi değil anlam. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin o bu sunumda ortaya çıkan şey şu bu tebliğde e, diyor ki hani Bediüzzaman Hazretleri aslında bir şair. Ona şair diyebileceğimiz öyle derin ifadeleri var ki hatta Hoca Efendi de bunu söylüyor. Mesela şöyle düşünün acizim aciz olanı istemem efendim e, fakirim fakir olanı istemem yok şöyle başlıyordu faniyim fani olanı istemem acizim aciz olanı istemem ruhumu rahmana teslim eyledim gayri istemem e bunu aslında alt alta yazsanız bir şiir deseniz üstad size bu şiirdir dese siz de bunu üstadın şiiri olarak aktaracaksınız şunu da vurguluyor makalenin içerisinde diyor ki aslında tasavvuf geleneği bir şiir geleneğidir çünkü şiir dediğiniz şey bir ilhamdır ve bu ilham e bütün işte tasavvuf geleneğine bakın. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri de bir şairdir ama siz onu şair olarak birçok bilmezsiniz. İşte İmam Rabbani Hazretleri de bir şairdir. Ne kadar tanıyorsunuz onu şair olarak, ne kadar biliyorsunuz? Bakın tasavvuf geleneğine bakın. Aslında tasavvuf geleneği bir şiir geleneğidir. Çünkü o ilham ya, o gelen ilham şiir suretinde ortaya dökülüyor. Ve bu tebliğin temel şeyi şu, üstad bir şair ama... Şiir suretine yani bildiğimiz klasik işte Hece Vezni, Aruz Vezni, efendim Kafiye, Vezin bunlardan sıyrılmış bir şair diyor. Bunları, bu kalıpları yıkmış atmış bir şair. Ve şöyle diyor Bediüzzaman'ın poetik yönünü gösteren en önemli delillerinden bir tanesi de diyor Mesnevi Nuriye'dir. Mesnevi Nuriye'nin içerisinde farisi olarak vezinli üstadım bayağı vezinli yani telif edilmiş münacatları var, duaları var. Yer yerde üstadın Arapça olarak ifade ettiği silsileli tatlı cümleleri var. Ben bu tatlı cümleleri çok severim. Silsile halinde çok tatlı. Yani yan yana yazılmış şiirler gibi, yan yana yazılmış mısralar gibi düzeltiyorum. Bu münacatların çoğunluğu ve en belirgin olanları Mesnevi isimli eserinde aktarılmıştır. Ben bir tane örnekleme olsun diye aldım bunu. E, şemme bölümünden. Şöyle yapmadım, bakın aramadım, açtım. Burası çıktı. Aldım. E, ya, bu neresini açsanız benzer bir şey çıkarabilirsiniz. Bakın tatlı, nesir yan yana yazılmış mısralar gibi tatlı silsile halindeki cümleler. Hidayeti Kur'aniyenin nesiminden. Bu bile şiirsel. Bakın Hidayeti Kur'aniyenin nesiminden. Bir şemme bir kokucuk. Şöyle diyor mesela bakın şu kesme işaretleriyle aslında mısralar yaptım kendime göre. Bakın nasıl böyle silsile halinde tatlı cümleler. Birbirine de nasıl mısralar bağlanıyor. Ee, diyor ki üstad şu alem mısra olarak düşünün şu alem görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envaıyla la ilahi illa diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarında tenasüt böyle iktiza ediyor ve o tabakat ile enva bütün erkanıyla la la rabbe illa hu diye ilan ve şehadet ediyor çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor ve o erkan bütün azasıyla la malike illa hu diye şehadetlerini ilan ediyor çünkü aralarındaki temasül böyle iktiza ediyor ve o aza bütün eczasıyla La müdebbire illa hu diye şehadet ediyor. Çünkü aralarında teavün ve tedahül böyle istiyor. Bu devam edip gidiyor ve dikkat edin. Mısralar birbirine nasıl bağlanıyor? Alem tabakat ve envaya bağlanıyor. Sonra tabakat ve envayla ikinci beyt başlıyor. O erkana bağlanıyor. Üçüncü beyt erkanla başlıyor. Azaya bağlanıyor. Dördüncüsü aza edzaya, beşincisi edza cüz'iyata bağlanıyor. Dolayısıyla böyle silsile halinde tatlı birbirine bağlanan tatlı cümleler. Şimdi bunları böyle ben Türkçe olarak okudum bu çeviri. Bir de bunu Arabi lisanıyla okuduğunuzu düşünün. Ciddi ciddi böyle şey gibi böyle şiirsel. Kur'an da öyledir bilirsiniz. Kur'an şiir değildir ama Kur'an şiirseldir. Hoca Efendi ona iç musiki diyor. İç musiki. E, Bediüzzaman Hazretleri de manayı öne çıkarıyor. Ama Risale-i Nur'un içerisindeki o şiirselliği de gö gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum değerli dostlarım. Ve böylece ikinci noktayı geçiyorum. Hazreti Mevlana ile Üstad arasındaki o girift ilişki, şiirsellik ilişkisi mesneviler arasındaki akrabalık ilişkisi. Mesneviler. Size çok samimiyetle söyleyeyim mesnevi şerifin mesnevi nuriye ile beraber okunması lazım. Mesnevi şerifin mesnevi nuriye ile beraber okunması lazım. Evet üçüncü noktaya geçiyorum. Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı. Şimdi üçüncü noktada sizi biraz yordum. Sevgili hocam mola, soru molası vereyim mi yoksa dersin sonunda mı sorular sorulacak? Hocam nasıl isterseniz, isterseniz hani dinlenmiş olursunuz, şimdi alabiliriz hani e, iki noktadan sonra dilerseniz, nasıl isterseniz hocam sizin dersiniz. Eğer, estağfurullah şöyle, hani e, daha iki nokta, üç nokta daha var. Ben biraz daha ilerlemek isterim ama arkadaşların soruları varsa araya girebilirim. E, biraz daha ilerleyelim hocam o zaman izninizle. Tamam öyle yapalım inşallah. Üçüncü noktada üstad şöyle diyor. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi. Şimdi ne yaptı Bediüzzaman Hazretleri? Aklı ve kalbiyle seyri sülük yaparken nefsiyle de bir mücahedenin içerisine girdi. Ve nefis ve şeytanını tam mağlup etti Bediüzzaman Hazretleri. Bir münazaranın içerisine girdi nefis ve şeytanla. Üstad diyor ki, Üstad kendisi bunu yaptı ya, Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa zamanda tedavi ediyor diyor. Ne güzel değil mi? Yaralanmış talibi hakikati, Üstad ne diyordu? Risale-i Nur ameliyatı cerrahiye hükmündedir. Sizi böyle ilaç tedavisi yapmıyor Risale-i Nur. Cerrahi bir operasyon yapıyor. Ve şöyle diyor bakın, yaralanmış talibi hakikati Kısa zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilkat, ilhat ve dalaleti de tam ilzami iskat ediyor. Susturuyor onları. Çünkü o ehli ilhat ve dalalet bizim nefsimize şüpheleri e, üflüyorlar. Onlar bizim nefsimize şüpheleri üflüyorlar. Onları susturuyoruz Risale-i Nur'la beraber. Ve ne oluyor? O yaralarımızı, o şüphe yaralarını, o buhran yaralarını iyileştiriyoruz. Şöyle diyor üstadı ondan sonra, demek ki bu Arabi Mesnevi Mecmuası, Risale-i Nur'un bir çekirdeği, bir fidanı hükmündedir. Demek ki öyle yani. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Şimdi Mesnevi Nuriye'nin önemli özelliği şu, enfüsi tefekkür yaptırıyor. Afaka baktıracaksa da, en hüsten afaka doğru baktırıyor. Bunu Mesnevi Nuriye'de açıkça ifade ediyor üstadımız. Dolayısıyla nefis ve şeytana karşı bir mücahidesi var ya... ...bir savaşı var üstadım. O büyük savaşı. E, tamamıyla o, onu kazanabileceğimiz nefis ve şeytana karşı... ...üstad bize bir düzlem kuruyor. Ve o malumat meşhudat hükmünde ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminen ve bir kanaat veriyor. Şimdi bu da bence çok önemli bir cümle. Şimdi orada üstad bize bir takım malumat veriyor. Doğru. İlm için hükmünde malumat veriyor. Bir ilim yani. Ama bakın ne diyor? Meşhudat hükmünde. Meşhudat ne? Gözünüzle görüyormuş hükmünde bir ilim veriyor size üstad. Öyle nakledilen bir ilim değil. Açıyor perdeyi gösteriyor zaman Hazretleri. İkincisi ne diyor? ilmel yakın aynı yakın derecesinde bir itminan veriyor diyor. Üstad size ilmel yakın buğdunu anlatıyor anlatacaklarını mesnevi Nur'iyede. Ama ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri ise aynı yakın derecesinde bir kanaat veriyor. Ne ne oluyor bakın gözünüzle bakın müşahade ufkunu açıyor size. Müşahade eşyanın perde arkasını kalp gözüyle seyretmek demek. Böyle bir e, Risale-i Nur'un bütün bir Risale-i Nur'un böyle bir hususiyeti var. Üstad bunun altını çiziyor. Sonra değerli dostlarım, Hoca Efendi'nin bu, bu makalenin içerisinde mesnevi üzerine yazılmış ön sözde, sizin de dinlediğiniz, bildiğiniz. Ne diyor Hoca Efendi? Diyor ki, e, Üstad'ın ilk eserlerindendir Mesnevi. Bu kitapta birer rüşeyn, birer katre, birer tomurcuk halinde kendini gösteren altın düşüncelerden her damla her yaprak, her filiz ileri de karşımıza ne olarak çıkıyor? Damlalar ırmak olarak çıkıyor. Ondan sonra her yaprak gül bahçesi olarak çıkıyor karşımıza. Her filiz de tülleniyor ve bir orman olarak çıkıyor karşımıza Risale-i Nur'un içerisinde. Ne güzel değil mi? Her tarafı kokular sarıyor. Her damla ırmağa dönüşüyor. Her yaprak gül bahçelerine dönüşüyor, etrafı ıtır kokuları sarıyor. Ama biz o yaprakları, o damlaları, o filizleri Mesnevi Nuriye'de buluyoruz. Ve dostlarınla Risale-i Nur, kalp, kalplerini dostların şükür hisleriyle dolduruyor. Müminane, mütefekkirane, şairane hislerini gıdıklıyor diyor dostların. Bizde de şiir hislerini gıdıklıyor, şairane hisleri. Mütefekkirane, müminane onları coşturuyor. Düşmanlarının da ruhlarına korkular salıyor, Velveleler salıyor. Öyle bir mesnevi nuriye. Bu da Hoca Efendi'nin tesbiti ki mübalağa değil. Şimdi Hoca Efendi yine Bediüzzaman'ın mesnevisi hakkındaki makalesinde şunların altını çiziyor. İmanın enginlikleri nurlar diyor Hoca Efendi, nurların. Şimdi bunları aslında geçebilirim de ayrı ayrı Hoca Efendi zühre ne ifade ediyor, zerre ne ifade ediyor, şemme ne ifade ediyor, nokta ne ifade ediyor? Hoca Efendi de onları böyle beyit beyit gibi, beyit beyit gibi başlarına böyle ilem de ekleyebilirsiniz. Öyle vurguluyor Hoca Efendi makalenin içerisinde. Aslında makalede biraz Mesnevi Nuriye tarzında yazılmış bir makale Hoca Efendi'nin makalesi. Fakat başında şöyle diyor. Nurların değişik parçalarında ayrı birer huzuh ve zenginlikle ele alınan her biri ayrı bir kitaba mevzu teşkil edecek olan dünya kadar meselenin hem birer meşeri hem de birer fihristesi gibi meslevi Nuriye. Bakın her biri ayrı bir kitap konusu olabilir. O ilemler var ya o parçalar, o arkadaşlar, o ilemler. Dünya kadar mesele ele alıyor Bediüzzaman Hazretleri orada. Sonra aslında bize bir metodoloji de öğretiyor Bediüzzaman Hazretleri. Siz aklınızda bir fikir varsa önce onu Önce onu bir not olarak tutuyorsunuz. Önce onu bir özet, bir paragraf olarak yazıyorsunuz. Sonra onu çoğaltıp makalelere dönüştürüyorsunuz. Üstadın yaklaşımı bu. Bakın üstadın hakikat çekirdekleri diye eseri var. Onlar çekirdek. Mesnevi fidanlık, Risale-i Nur'da bahçe. Ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Bakın hakikatleri zihnimizdeki ilhamları. Aslında zihnimizde değil kalbe geldi diyor ya üstad kalbe gelen ilhamları üstad avlıyor ki bu hepinizin kalbine de iniyor. Hoca Efendi de öyle diyor. Hepinize diyor Cenab-ı Hak sırrı tevhid içerisinde nuru ehadiyetini inkişaf ettiriyor. Kalbimize bir ilham geldi diyelim. Hemen onu avlıyoruz. Bir çekirdek olarak avlıyoruz. Sonra o çekirdeği işte bir paragrafa üstadın yaptığı gibi dönüştürüyoruz. Bir fidana dönüştürmüş oluyoruz. Sonra da o paragrafı açıp bir makale yazıyoruz. İşte bu aslında üretkenliğin yolunu da öğretiyor bize Bediüzzaman Hazretleri. Düşüncelerimizi nasıl üreteceğimizi, kalbimize gelen ilhamları nasıl makalelere dönüştüreceğimizi de öğretiyor bize. Zühreyle, zerreyle, şemmeyle. Ve dördüncü nota hızlanıyorum. Uzun hakikatlere kısa kelimelerle işaretler. Eski Said İlmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul oluyordu diyor üstad. İlmi hikmet ve ilmi hakikat. İlmi hikmet ne? Akli ilimler ama bu hikmet ilmi ne demek? Öyle bir akıl ki bu. E, metafiziğin kurallarıyla düşünebilen bir akıl. İmam Gazali'nin ifadesiyle aklı meat. Öyle bir akıl ki kalp kafa bütünlüğü içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla fizin sınırlarını açıp aşıp geçiyor. İlmi hakikat. Yani ne oluyor? Eşyanın hakikatine nüfuz edebilen bir akıl. Derin derin düşünüyor Bediüzzaman zaman Hazretleri. Dolayısıyla da onlarla meşgul olduğu için büyük ule, ulemaların derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin, fehimlerinin derecesine göre yazıyor. Mesnevi Nuriye böyle biraz böyle hani kapalı bazı metinler ve o metinleri açabilmek için sizin bütün bir külliyata gitmeniz gerekiyor. Buradaki fidan nerede boy vermiş? Buradaki fidan meyvelerini bütün bir Risale-i Nur'da ne olarak vermiş bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla Üstad diyor ki şimdi eski Said diyor bu metin eski Said'den yeni Said'e geçişin metni. Eski Said'in önemli özelliği de ne? ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olduğu için adeta kendi talebelerine yani medrese talebelerine ders veriyormuş gibi onların seviyesine göre yazılmış diyor üstad. Eski Said'in terakkiyatı fikriye ve kalbiyesinde kendi anlayacağı surette gayet kısa cümleler, muhtasar ifadelerle uzun hakikatleri anlatmış. Şeyde öyle ya, Hani Mesnevi'nin özelliği de odur ya. Yani bir beyit söylenir size Mesnevi Şerif'ten Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sinde. Siz onu ne yapmak istersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Şerh edilsin. Yani üstad, Hazreti Mevlana size der ki dinlenenler neyden ki hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmedi? E ne nedir? Ayrılık nedir? Neden neyin diliyle anlatmaktadır? hikayet nedir, şikayet nedir, insan işte nereden koparılmıştır hepsinin size şerh edilmesi gerekiyor. Üstad da aynen öyle yazıyor, şerh edilmeye açık yazıyor metinleri. Ama bu şerhi de böyle mücerret bırakmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Bütün bir Risale-i Nur'a gidip bu fidan nasıl boy vermiş, hangi meyveleri vermiş size baktırıyor. O yüzden Üstad diyor ki şimdi tamam bunlar böyle biraz kapalı metinler, idrak seviyesi yüksek metinler ama diyor Bediüzzaman Hazretleri eğer izah edilmiş olsaydı işte Risale-i Nur çıkardı ortaya. Bu özet bir metin. Dolayısıyla da vazgeçmeyin mütalasından onu dönün tekrar mütalaa edin, dönün tekrar mütalaa edin diyor. Buraya ben Hoca Efendi'den e, hikmet nedir üzerine bir takım şeyler aldım, tespitler aldım. Onu okumayı size bırakıyorum. Şimdi Üstad yine aynı noktanın devamında şöyle diyor. Demek o fidanlık mesnevi turuka hafiye gibi enfusu ve dahili cihette çalışmış. Şimdi bu mesnevinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Normalde hafi tarikler yani enfüste, içte tefekkür yaptıran, dahilde tefekkür yaptıran tarikler gibi diyor. Mesnevi'yi de insanın dahili aleminde tamir yapmış, çalışmış. Adeta insanı ki Mesnevi Şerif'in de önemli özelliği odur değil mi? Mesnevi Şerif'te ne var? İnsanı anlatıyor Hazreti Mevlana. Bir insanın o ilk 18 beyti düşünün. İlk 18 beyt bütün Mesnevi Şerif'in özetidir. Ve neyi anlatır ilk 18 beyt? İnsanın varoluşsal yolculuğunu anlatır. İnsanın varoluşsal yolculuğu yani o e, ney kamışlıktan koparıldığı gibi insan da e, bağlamından koparılıp dünyaya fırlatılmış. Bu dünyaya fırlatılma ifadesi üstada ait bir ifadedir. İnsan da dünyaya fırlatılmış. Aynı Mesnevi Şerif'te Hazreti Mevlana'nın anlattığı gibi. Ve ne yapıyor? Vatanı aslisine geri dönmeye çalışıyor insan. Üstadın buna eklediği bir katman daha var. Hani e, Hazreti Mevlana insanın ontolojik yolculuğunu bu bağlamda anlatıyor Mesnevi Şerif'te. Bediüzzaman Hazretleri bu insanın ontolojik yolculuğuna bir de bizim yaşadığımız asrın travmasını ekliyor. Yani biz bağlamımızdan koparılmışız. Mesela tarihimizden koparılmışız üstadın yaşadığı dönem itibariyle. Kültürümüzden koparılmışız. Yani nasıl bir kamışlıktan koparılmış bir ney var ya Aynen öyle biz ontolojik olarak cennetten dünyaya gönderilmişiz. Kalu bela sorusuna, eres bezminde, eres Rabbüküm sorusuna bela demişiz. Oradan koparılmış dünyaya fırlatılmışız. Bu ontolojik yolculuğumuz. Bu da Risale-i Nur'da işleniyor. Fakat aynı zamanda tarihimizden koparılmışız, medeniyetimizden koparılmışız, coğrafyamızdan koparılmışız, kültürümüzden koparılmışız. Üst üste kopukluklar, ve Bediüzzaman Hazretleri işte bu kopuklukları sarmaya çalışıyor. Ama bu kopuklukların en başta sarılması gereken şey insan. Hoca Efendi de bunun altını çiziyor. Bütün problemler insanda başlar, bütün devalar da insanda başlar. Dolayısıyla önce neyi tamir etmeniz gerekiyor? İnsanı Kültür bağlamını da tamir etmek için, tarihsel bağlamı da, ontolojik bağlamı da tamir etmek için önce insan mahiyetini tamir etmeniz gerekiyor. Yani biz tam manasıyla Hazreti Mevla dedi, Mevlana'nın dediği gibi kamışlıktan koparılmış neyleriz aslında? Kamışlıktan koparılmış neyleriz? Ve bu koparılma ontolojik olarak da böyle, sosyolojik olarak da böyle, psikolojik olarak da böyle... Koparılmışız, bağlamımızdan kopmuşuz ve yeniden bir bağlam kurmaya çalışıyoruz. O yüzden de Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de enfüsten başlıyor. Ne diyor? Turuka hafiye gibi enfuzi ve dahili cihette çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Ne güzel değil mi? Kalp ve ruh da yol açmış üstad. Hatta o üstad, üstadın çok meşhur sözü vardır ya, nefsaniyetten çık, hayvaniyetten kurtul, kalbin ve ruhun dereceye hayatına girdiği o mesnevi Nuriye'de zührede notalarda üstadın zikrettiği bir manadır. Dolayısıyla üstad kalp ve ruha yol açmaya muvaffak oluyor. ve Risale-i Nur'un şeyin Mesnevi Nuriye'nin bahçesi olan Risale-i Nur'daysa hem enfus var hem afak var. Enfustan afaka gidiyor Bediüzzaman Hazretleri afaktan da enfüse geri dönüyor. E, i̇kisi de var yani Turuku Hafiye gibi, Turuku Cehriye gibi Enfus Afak arasında Risale-i Nur külliyatı gidip gelmiş ama tamir nerede başlamış insanda. Bu yönüyle de mesnevi Şerif'e benziyor mesnevi Nuriye. Şöyle diyor üstadımız hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icazı manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açmış. Şimdi burada hükema ve ulemayı ayırması da şöyle. Ne var? Üstadın geç, geldiği dönemde iki gelenek var. Bir medrese geleneği bir de tekke geleneği var. Tekke geleneğinden üstad ayrılıyor ama medrese geleneğinden de ayrılıyor. Medrese geleneğine hükema ve ulemanın mesleği. Alimler ve hikmet ehli olanlar, İslam felsefesini e, nazara itibare verenler. Onlardan da ayrılıyor üstad. Çünkü ne yapıyor? Marifet eksenli yolculuk yapıyor Bediüzzaman'a. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani. Üstadın açtığı yol bu. İmanı billah, marifetullah. Dolayısıyla üstad hem tarikat geleneğinden ayrılıyor, hem medrese geleneğinden ayrılıyor. İşte bunu dördüncü noktada üstad vurguluyor. Diyor ki, insan, evet Risale-i Nur Enfüs'te çalışıyor ama tarikat geleneğiyle değil, yeni bir yol açıyor kalp ve ruhu ruha giden yeni bir yol açıyor bu bir. Ama bununla da kalmıyor. Medrese geleneğinden ayrılıyor. Marifeti ilahiye. Bakın imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, zeki ruhani diyoruz ya. Kalp, kafa, nefis, latifeler hepsi işin içerisine giriyor. Dolayısıyla da hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icazı manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açıyor. Ne yapıyor bakın şu kainat kitabını size okut duruyor. Ama öyle böyle değil yani kainat kitabında şöyle diyor hatta her şeyde bir marifet penceresi açmış. Risale-i Nur'un Asay-ı Musa oluşunun özelliği bu. Asay-ı Musa ne yapıyordu? Vurduğu yerden su çıkarıyordu. Risale-i Nur da vurduğu yerden marifet çıkarıyor. Bir Kitabullah azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan altından Allah çıkar. Üstad size şu kainatı bir kitap olarak her harf, harf kelime kelime okumayı öğretiyor. Bu da onun medrese geleneğinden ayrıldığı noktası. Hükema ve ulemanın mesneğinden gitmiyor. Hükema ve ulema nasıl bir yolculuk yapıyor bakın? Onu da vurgulayayım size. Üstad bunu Risale-i Nur'da anlatıyor. Hükema ve ulema şöyle yapıyor esbab teselsülü yapıyor. Yani sebepleri birbirine bağlıyor ve en sonunda götürüyor her şeyi Allah'a bağlıyor. Üstad öyle yapmıyor. Üstad her bir şeyden Allah'a giden yolları gösteriyor. Buna sırrı ehadiyetin inkişafı diyor Bediüzzaman Hazreti. Bakın her şey demiyorum, her bir şey. Her bir şeyden Allah'a pencere açıyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok çok özel bir şey gerçekten. Her bir şeyde Allah'a yollar açıyor. Bu üstadın medrese geleneğinden ayrıldığı nokta. Yani 40 yıllık bir medrese tahsiline ihtiyaç duyurmayacak şekilde Bediüzzaman Hazretleri bir senelik işi bir saatte görür gibi diyor üstad. Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamış Risale-i Bir öyle bir sır açıyor ki Kur'an'a mahsus bir senelik işi bir saatte yapıyor ve hadsiz el, el, ehli ilhadın hücumlarına karşı mağlup olmuyor. Düşünün siz 40 yıl medrese tahsili göreceksiniz. O dönemin büyük alimleri bile fire veriyorlar diyor hoca efendi. Yani düşünün o dönemin büyük sizin çok büyük alim dediğiniz insanlar o dönemde Darwinizme bile karşı çıkamıyorlar. Darwinizme. Diyor ki işte bir tanesi eğer bilim onu ispatlarsa biz de onu ayetlerle telifi, tevil ederiz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu batıldır diyemiyor. Öyle bir dur hale gelmiş büyük alimler. 40 yıl medrese tahsil etmiş bu insanlar. Oysa üstad ne yapıyor? Her bir şeyden marifete pencere açıyor. Kur'an'ın mahsus bir sırrından yola çıkıyor üstad. Ve dehşetli bir zamanda ehli ilhadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe çalıyor. Bu asrın iktizası aynı zamanda asrın ihtiyaç. Asrın ihtiyacı. Evet e, şunu da okuyalım Hoca Efendi'den çok güzel. Diyor ki Hoca Efendi üstad tekkenin, zaviyenin, mektebin, medresenin bütün varidatını üzerimize boşaltıyor diyor. Ne güzel değil mi? Hem tekkenin, zaviye küçük tekkeleri deniliyor bildiğiniz gibi mektebin, medresenin bütün varidatını başımızdan aşağıya boşaltıyor Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman diyor hocamız o mesneviye yazdığı e, önsözde takdimde Bediüzzaman hazık bir hekim edasıyla hepimizin içlerimizdeki zindanları ruhlarımızdaki çeşit çeşit mahkumiyetleri bu son olsun bitirelim dersi bununla beraber gerisini siz okursunuz Bediüzzaman hazık bir hekim edasıyla hepimizin içimizdeki zindanları, ruhlarımızdaki çeşit çeşit mahkumiyetleri, kendi cinayetlerimizi, kendi kendimize esaretlerimizi bize hatırlattı. Ruh dünyalarımızda ve vicdani hayatımızda uyuyan insani yanlarımızı harekete geçirdi. Maaliye yani yüksek şeylere iştiyak duyan gönüllerimize üst üste nefesler aldırdı ötelerle alakalı derinliklerimizi gözler önüne serdi. Tekye, zaviye, mektep, medreselerin bütün varidatını birden başımıza boşalttı. Allah ondan ebeden razı olsun. Evet beşinci nokta kaldı. Bunu da özetleyeyim de öyle bitireyim değerli dostlar. Sizi azat etmeden hakkınızı helal edin. Şimdi Üstad beşinci noktada çok önemli bir şeyin altını çiziyor. Bunu da atlamamış olalım. Her bir ilem diyor üstad, bir risalenin şifresidir. Bu da çok önemli bakın. Her bir ilem, bakın e, biz fidan, orman ya da yaprak, işte gül bahçesi, damla, derya ilişkisi kurduk ama bu başka bir şey söylüyor. Şifre diyor üstad, şifre bakın. Bir risaleyi bu şifreyle açıyoruz. O yüzden çok önemli Mesnevi Nuriye. Eski Said yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakalı binlerce hakikat ayrı ayrı risalelere konu olacak kıymette olan o hakikatler ilem 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 neydi? Bil ki bil ki ey aziz kardeşim ilam ey yuhal aziz ey aziz bil ki diye ne oldu? Binlerce hakikat Küçük ilemlere dönüştü. Bakın bunlar da üç üstadım beyitleri. Her ilem bir beyit. Ve ne oldu? Bazen bir sayfeye, bazen hatta bir satıra dönüştü. Şifreydi ama hepsi de. Birbirine de bakmayan şifreler bunlar. O mesnevinin beyitlerinin birbirinden bağımsız olduğu gibi. Ve e, ne oldu ondan sonra da? 312 tane tema çıktı ortaya. 236 ilem var Mesnevi Şerif'in içerisinde. 35 tane de arkadaş hitabı var. 35 arkadaş hitabı, 236 ilem, 312 de ayrı ayrı tema var. Bu 312 temanın içerisinde değerli dostlar, bir dedim ya diyelim ki Zühre risalesi 17. lemaya tekabül ediyor. O tekrarları çıkardığımızda 200 285 tane Mesnevi Nuriye'ye ait, ona has e, konu, tema karşınıza çıkıyor. Bunlar birbirine bakmayan temalar. 230, 285 tane özür diliyorum tema var. Burada e, şeyin özelliği de var. Üstad ilam eyuhal aziz diye hitap ediyor ya. Bakın bu çok özel bir hitap etme şekli. İlam eyuhal aziz demek. Ne yapıyor? Üstad sizi e, muhatap kabul ediyor. Mesnevi Nuriye'de. Ey aziz bil ki hem dikkatinizi çekiyor, dinlemeye hazır hale getiriyor ilemlerle sizi hem de sizi kendine muhatap olarak görüyor. Size bil ki diye yeni bir şey, bir şifre veriyor. Şifreler. O şifreyle siz gidip Risale-i Nur'daki o büyük bahçelerin, gül bahçelerinin, o büyük ırmakların kapılarını açıyorsunuz. Diyelim ve teşekkür edelim.